İki oğlu var. Çocukların ikisi de müzik öğretmeni. Ben de müzik öğretmeniyim. Eşim sınıf öğretmeni. 2005 yılında emekli oldum. Ve iki erkek çocuk babasıyım. Bunların yanında iki kızım daha oldu daha sonradan. Onların da koruyucu ailesiyim. Emekli müzik öğretmeni 60 yaşındaki Tuncay İşbilen, bir kız çocuğunun 1980'de, diğerinin ise 1998'de hastalık nedeniyle bebekken hayatını kaybettiğini söyledi. Sonra iki oğlu olduğunu aktaran İşbilen, yıllarca kız çocuk özlemi çektiklerini dile getirdi. İlk çocuğumuz kızdı. Yaşamadı. 1 yaşında kaybettik. Benim de kızım yaşamayınca, daha sonra ikinci oğlum da erkek olunca, bir kız evlat edinmenin, kız evlat yetiştirmenin keyfini yaşamak istiyordum. Kızım olsun istiyordum. Artık üçüncü bir çocuğumuz da olma şansımız olmadığı için kurumdan bir gönüllü aile, bir kızın gönüllü ailesi olmayı düşündük. Başvurduk. Olabileceklerini, araştıracaklarını söylediler. Kısa bir beklemeden sonra öğretmen de olduğumuz için gerekli araştırmalar yapıldı ve bir gün çocuk sitesine gezi düzenlemiştik. Orada 2 yaşında bir kız çocuk yok. Tam yürüyemiyordu, hastaydı. Bacaklarıma dolandı. Ben de aldım elime, ona bir süt içirdim. Top kek giydirdim. Bana baba dedi. İçim bir hoş oldu. Hemen eşimi çağırdım akabinde. Yaklaşık 10 yıl küçük kızın gönüllü ailesi olduktan sonra kurum kararıyla koruyucu ailesi olduklarını ifade eden İşbilen, 5 yıldır birlikte yaşadıkları kızını çok sevdiğini anlattı. Şu 15 çocuktan biri bana baba dedi. Hangisini bulabilir misin? Hangisi olduğunu tespit edebilir misin? Sanki kalbinize yazılmış, inanır mısınız? Eşim de şu oturan demedi mi? Aldık kucağımıza. İnanır mısınız? Gözyaşlarımız, sümüğümüz, salyamız karıştı. İnsan yetiştirmenin her şeyden daha önemli olduğunu anlatan İşbilen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinin de yıllardır kendilerine her anlamda destek olduğunu dile getirdi. Emekli sınıf öğretmeni 57 yaşındaki Saadet İşbilen de kız çocuk özlemlerinin koruyucu aile olarak dindirdiklerini belirtti. Daha önceden de iki kız evladımı kaybettiğim için bir çocuk almayı düşünüyorum çok önceleri. Kısmet burayı emekli olduktan sonra oldu. Hem hayır hem de bir kız evlat yetiştirmenin mutluluğu için işte iki kızımızı aldık. Edirne Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da bir çocuğun yetişebileceği en iyi ortamın aile ortamı olduğunu söyledi. Bir çocuğun yetişebileceği en ideal ortam aile ortamıdır. Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kurum bakımındaki çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyoruz. Barınma, yeme, içme, eğitim her türlü ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabiliyoruz ama bizim karşılamakta eksik kaldığımız veya çocuklarımızın eksik kalan bir tarafları varsa o da aile sıcaklığını, aile şefkatini yaşatmakta zaman zaman zorluklar yaşıyoruz.